Dinleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan lezzetleriyle, insanlarıyla bizleri sıcak sevgilere boğan Kayseri'den tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle de artık hanımlar beyler ekran başında diyorum, Avrupa izleyenlerimize de müjdelerle geliyorum. Çünkü işletmemizin, bu muazzam işletmenin yapmış olduğu işlerle birlikte hem şoförlerine hem kendilerine hem de yanlarında çalıştırdıkları bütün personeli sadece ailesi olarak gören bir işletmeyle tanıştıracağım sizleri. İşletmemizin müdürü Hayrullah Satış Beyefendi ile beraberiz. Yani bu kargo sektöründe 28 yılımı verdim ben. Hatta emekli oldum. Şu anda hala devam ediyorum. Ambar sektöründe de 2004'te başladım. Ambar kargo dediğimiz zaman aslında biraz daha açmış olmamız gerekiyor bu konuyu. Çünkü kargo farklı, ambar farklı anlaşılıyor. Ambar kargo nedir? Parsiyel taşımacılık olur kargo. Ambarda yani bir noktadan bir noktaya veya üç noktadan üç noktaya daha bir şey ama daha bir yoğun, 100 kilo üzerinde daha bir yük taşıma yerleri ambar denir. Yani farkı bu. Aslında yaptığı iş aynı. Çalışmalarımızdan biraz bahsedelim. Özelliklerimiz, önceliklerimiz nelerdir? Nerelere hizmetlerimiz mevcut? İstanbul, Kayseri çalışıyoruz. İş ortağımız var İstanbul'da. Orada esnaflardan topladığı kargoları biz burada dağıtımını yapıyoruz. Ekibimiz var, araçlarımızla dağıtımını yapıyoruz. Yani İstanbul'un hem Avrupa yakası hem Anadolu yakası olarak iki tane iş ortağımız var. Şu anda İstanbul ama yarın bir gün belki Ankara, Kayseri yapacağız. Şu anda da zaten biz Avrupa'ya açıldık. Mesela Balkan ülkelerinden Bulgaristan ve Romanya'ya sevkiyatlarımız başladı. Buna da yeni başladık. İşte alt yapı çalışmaları bitti. Şu anda kargo kabulüne başladık. Onun dışında belki yarın bir İzmir olabilir. İzmir, Kayseri, Ankara, Kayseri düşünüyoruz şu an. Aslında bakıldığı zaman evet çok önemli bir husus. Çünkü hepimizin belki birçok değerli kıldığı eşyaları, özellikleri ya da malzemelerimizi, ürünlerimizi sizlere emanet ediyoruz. Evet. Ve şoförler tabii ki de araçlarla, ağır yüklü araçlarla uzun yollara da çıkıyorlar. Şirkette bunlara da ne şekilde önem gösteriyorsunuz? Şoförlerimizin özen verdiğiniz, dikkat ettikleri konu, eşyalarda, taşımacılıkta, ürünlerde nelere özen gösterip dikkat ediyorsunuz? Yani öncelikler neler? Mümkün mertebe zaten kırılacak malzeme almıyoruz. Bütün gelen ürünler sigortalı geliyor ve azami dikkat ediyoruz. Ve bizim kargolardan daha farklı bir ambar olarak farkımız şu, biz aktarma görmüyor. Mesela İstanbul'dan çıkan benim aracım hiçbir aktarma görmeden direkt Kayseri'ye geliyor. Yani bunun hasar olan, Allah korusun bir kaza bela olmadığı müddetçe zaten imkansız. Nasıl yüklendiyse o şekilde gelir. Şoförlerimizde nelere dikkat ediyoruz? Onların o taşımacılıktaki o yol süreleriyle alakalı biliyorsunuz ki yolculuk hem uyutur hem yorar aslında. Sizler nelere özen gösteriyorsunuz? Onların herhangi bir sağlık, psikoteknik belgeleri, SRC belgeleri, gerekli olan bütün evrakları mevcut. Burada çalışan elemanlarımız şoförler olsun. Şoförlerimiz zaten kalifiye. SRC belgeleri var, psikoteknik raporları var. Araçlarımızın sigortaları, işte muayeneler hepsi tamamdır. Yani yoksa çıkartmıyoruz. Yani trafiğe çıkamaz, malları dağıtamazlar. Günlük bütün rutin kontrolünü zaten ben yapıyorum. İşte sektörde anlattık hedeflerimizi. Yani inşallah bizim temennimiz bu hedeflerimize ulaşmak. Ve hizmet etmek. Hizmet sektörüyüz. Bir aile olarak büyümek.